Bir teknoloji şirketine yatırım yapıyorsanız, o şirketin gelecekte yaratacaklarına yatırım yapıyorsunuz demek. Dün Nvidia'nın geleceğini birlikte inceledik ve Nvidia'nın süper balonmuş gibi görünen değerlemesinin aslında o kadar da balon olmayabileceğini birlikte gördük. Bugün de Tesla'nın robot taksi projesini ele alacağız. Tesla 8 Ağustos'ta robot taksisini açıklayacak. Ne demek bu açıklama? Ürünü bize gösterecek, modeli gösterecek, aplikasyonu gösterecek ve umuyorum ki bazı finansal projeksiyonları da bize sunacak. Şu anda Wall Street robot taksi ile ilgili hiçbir değerleme yapamıyor. Çünkü hakikaten çok spekülatif. Nasıl araçlarla yapılacak, araçlar kendine ait olacak, Uber gibi başkaları araç üzerine mi yapacak, mevcut Tesla'lar bu sürece nasıl katılacak, yeni araç neye benzeyecek, maliyet yapısı nasıl olacak, kullanım verimliği nasıl olacak, regülasyon nasıl olacak o kadar çok belirsizlik var ki Wall Street onu görmezden geliyor. Oysa biz bireysel yatırımcılar böyle fırsatları görmezden gelmeyebiliriz. Çünkü biz bunlarla ilgili biraz daha spekülasyon yapma hakkına sahibiz. İşte bu çerçevede bugün Tesla'nın robot taksi ona ne katar konsa bir spekülasyon yapacağız. İşimizi biraz kolaylaştırmak için de Uber'den fikirler çalacağız. Çünkü Uber aslında Tesla'nın gitmek istediği yer temelde. Ama Tesla onu şoförsüz, saf elektrikli ve özel tasarlanmış araçlara yapmak istiyor. Bu çerçevede Uber'in bilançosundan, Uber'in değerlemesinden yola çıkarak, onun üzerine biraz oynayarak Tesla'nın nereye varabileceğini beraber speküle edebiliriz. Önce bu iki şirketin temellerine bir bakalım. Tamamen farklı iş alanlarındalar şu anda. Tesla, etikli otomobiller, batarya sistemleri, solar sistemler üretip satıyor. Uber ise bir aplikasyon. Bu aplikasyonda yolcularla araç sahiplerini buluşturuyor. O yolculuklardan da kendisine komisyon alıyor. İkisi de kendi alanında çok başarılı şirketler. Uber'in piyasa değeri 134 milyar dolar. Tesla'nın piyasa değeri 571 milyar dolar. Uber'a baktığımızda 30.700 işçisi var. Tesla'da ise 140.473 işçi var. Çok basit bir şekilde gelir tablolarına baktığımızda Tesla, Uber'in kabaca 3 katına yakın bir şirket. Tesla 94.75 milyar dolar ciro yaparken Uber'in cirosu 38 milyar dolar. Net karda Tesla 13.61 milyar dolar net kara sahip. Uber'inki 1.39 kabaca 8-9 kat fark var. Brüt karda Tesla 16.85 milyar kara, Uber 12.49 milyar kara sahip. EBITDA'lara baktığımızda Tesla 12.26 milyar dolar, Uber ise 2.35 milyar dolar. Esas Esas faaliyet karına baktığımızda Tesla 7.4 milyar, Uber ise 1.54 milyar esas faaliyet karına sahip. Yani baktığımızda Tesla hem C olarak Uber'den epey büyük, ayrıca net kar, brüt kar, EBITDA ve esas faaliyet karlığında da Uber'in çok çok üstünde sayılar getiriyor. Öte yandan Uber kendi alanında açık ara lider Lyft diye bir rakibi var. Onun dışında uluslararası kapsamda baktığınızda Grab ve Didi gibi başka rakipleri de var. Ama yine de dünyada mobilite hizmetlerinde açık ara lider. Son çeyrekte 37.7 milyar dolar üzerinden ciro geçmiş. Buna gross bookings deniyor. Yani üzerinden geçen ciro bu aslında şoförlerin yolculardan aldığı para öyle anlamanız lazım. Ve bir önceki yıla göre %21'lik mühibe var. Bu kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Bir doğrudan doğruya yolcu taşımacılığı hizmetleri var Uber'in. 18.7 milyar dolar oradan geliyor. bizden tanıdığı bölüm bu. Bir de eve teslimat servisi var. İşte bizim yemek sepeti gibi veya bizdeki taksi hizmetleri gibi. Oradaki ciro da 17.7 milyar dolar. Yani kabaca yarı yarıya gibi gözüküyor. Bu çeyrekte 2.6 milyar sefer yapmışlar. iki kategorinin toplamında. Bu da günde kabaca 28 milyon sefer yaptıkları anlamına geliyor. Fakat bu 37.7 milyar dolardan Uber'e kalan para 10 milyar dolar. Bu 10 milyar dolar Uber'in cirosu. Yani biraz sonra detaya bakacağız. Kabaca 3'te 1'ini alıyor taksicilerden paranın. Gerisi taksicilerde kalıyor. Ve bu 10.1 milyarda geçen seneye göre %15'lik bir büyüme anlamına geliyor. Evet şimdi iki şirketi şöyle bir kabaca birbirine kıyasladık ama tabii yaptıkları işler bambaşka. Ama şimdi ne oluyor? Tesla yavaş yavaş Uber'in yaptığı işe soyunuyor belli faktörleri değiştirerek. O yüzden Uber'le yola çıkarak Tesla'ya doğru bir modelleme yapmaya çalışacağız. Uber'in toplam rezervasyonu, brüt rezervasyonu 37 milyar 651 milyon dolar olmuş son çeyrekte. Neydi bu? Şoförlerin aldığı toplam para. Uber bundan bir pay alıyor sadece. Bu kadar ciroyu 2 milyar 572 milyon sefer sayısıyla gerçekleştirmişler. Sadece 3 ayda. Sayılar hakikaten çılgınca. Bu da sefer başına şoförlerin 14.64 dolar para aldıkları anlamına geliyor. Kabaca dünya ortamasına baktığımızda 2 dolar bölü mil gibi fiyatlama var Uber'de. Bu durumda her bir seferin 7 mil civarında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada tabii epey şeyler karışıyor. Bir kere her yerde 2 dolar değil. Ayrıca yoğun bir trafik demeyi, düşük bir trafik göre değişiyor. Yoğun saat demeye, düşük saat demeye göre değişiyor. Bagaj yüküne göre değişiyor. Çocuk koltuğu varmaya göre değişiyor. Yani pek çok faktör fiyatlamada değişiyor. O yüzden çok kaba bir yerlerdeyiz. Ama şunu biliyoruz. 37 milyar 651 milyon dolarlık şoförler toplam yolculardan para tahsil etmişler ve bunu 2 milyar 572 milyon seferde yapmışlar. Buradan şoförlere direkt kalan pay 27 milyar 520 milyon. Tabii şimdi şoföre kalan pay deyince yanlış anlamayın. Arabalar da şoföre ait. O yüzden sadece şoförün cebine kalan para değil, arabanın bütün giderleri, arabanın amortismanı, arabanın kredileri, arabanın bakımı, tamiri, trafik cezaları hepsi dahil. Toplamda şoförler dediğimiz veya Uber onlara iş ortakları diyor. İş ortaklarına aldığı para 27 milyar 520 milyon dolar. Uber ise geriye kalan 10 milyar 131 milyon dolar alıyor. Yani toplam gelirin %27'si sadece Uber'de kalıyor. Uber'in bilançosuna baktığımızda buradan Uber'e kalan brüt karda 3 milyar 278 milyon dolar gibi gözüküyor. Yani %32 brüt karda çalışıyor. Diğer faaliyet giderlerine girmedim çünkü orada Uber'in modeliyle Tesla'nın modeli tamamen birbirinden farklı olabilir. Ama bu tablo bize şunu söylüyor kabaca. Uber şu andaki ifadeletlerden 3 milyar 278 milyon dolar bütkar elde edip toplamda 135 milyar dolar değerlemeye durumda. Uber henüz net kar eden bir şirket değil. Daha doğrusu bir çeyrek ediyor bir çeyrek etmiyor. Uber'in bilançosu biraz da karışık çünkü Uber'in Didi gibi rakiplerine doğrudan yatırımları var. O yatırımların değerlemeleri değiştikçe Uber'in bilançosu etkileniyor. Şimdi bunlara girmeyelim. Bizi daha çok ilgilendiren faktör Uber'in iş modeli ve bu iş modelin dipten bıraktı. Brütkar acaba Tesla'da neler olabilir? Peki Tesla'nın robot taksi neye benzeyecek? Muhtemelen böyle iki kişilik bir araç olacak ve kapıları da yukarı doğru açılıp kapanacak. Neden böyle tahmin ediyoruz? Çünkü Elon Musk'ın bir biyografisi yazıldı geçen sene ve biyografinin yazarı uzun süre Elon Musk'la beraber yaşadı. Kitapta da bu eskiz vardı. Muhtemelen Elon Musk'la olan sohbetlerinde bunu gördü veya kendisi hayal etti. Elon Musk'ın kafasındaki böyle bir ürüne benziyor. Nereye iki kişilik? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda muhtemelen dünyada da öyledir. Taksi yolculuklarının %60'ını tek kişi, %90'ı iki kişi yapıyor çok az sayıda yolculukta da üç kişi oluyor iki kişilik olmanın avantajı tabii maliyeti azaltıyor arabayı küçültüyor. Bataryayı küçültüyor, bakım masrafları kolaylaşıyor, manevralar basitleşiyor ve şoför olmadığı için de bu mümkün. Çünkü mevcut taksilerde iki kişi veya tek kişi ve taşısanız bir de şoför önde olacağı için ve şoförün yanına yolcu almıyorlar Amerika'da güvenlik sorunlarından dolayı. Bunlardan dolayı mutlaka iki sıra koltuk olması gerekiyor. Tesla'da buna ihtiyaç yok gördüğünüz gibi. Yakın zamanda başka bir şöyle fotoğraf da sızdı. Bu beyefendi Tesla'nın baş tasarımcısı. Onun böyle bir maket üzerine çalıştığını gördük. İşte biraz önce kitapta yayınlanan fotoğrafa benzeyen bir yapı arabanın iki kişilik olacağı %100 gibi. Burada görüyorsunuz arkada bir bagaj bölümü var ama onun dışında direksiyon yok, sürücüye gerek yok. iki yolcu bütün seferlerin %90'ı neredeyse bunlar karşılıyor. Öte yandan daha fazla yolcu olunca Tesla onlara da yardımcı olabilir. Çünkü zaten Tesla araçları epey ucuzlamış durumda. Mesela Model 3'ün arkadan itişçilerinin fiyatı Amerika'da 38.990 dolardan başlıyor. Bu teşviksiz hali. Eğer içine yakıt tasarrufunda koyacak olursak yakıt tasarrufuyla beraber 5 yıllık ortalama bir sürücünün yakıt tasarrufu ile beraber 33.990 dolara geliyor bu araçlar. Bazı eyaletlerde bir de bunun üzerine biliyorsunuz vergi indirimleri geliyor 7.500 dolara kadar. Bu durumda 27.000 dolara, 28.000 dolara bu arabayı almak mümkün. Bir de unutmayın bunlar tüketici satış fiyatları. Tesla eğer kendisi işletecekse filoyu, kendi maliyetleri bunun yüzde kabaca 17 gerisinde. çünkü %17 brüt kârla çalışıyor. Yani biz bırakın şimdi bunu bir önceki modele döndüğümüzde 38 1990 dolardan yüzde %17 17'de düştüğünüzde kabaca 30 bin dolarlar civarında mal olan bu tip arabaları da var Tesla'nın. Bunları da filoya pek hala kullanabilir. Çünkü bu arabalarda da tam otonom suç özelliği var. Bu fiyatın için tam otonom özelliği dahil değil ama fark etmez o sadece bir yazılım. Yani Tesla ya ekstra bir maliyeti yok onun. Bütün donanım zaten bu araçlarda 8 tane kamera, merkezi bilgisayar hepsi bulunuyorlar. Öte yandan Tesla'nın bile Amerika'da uyguladığı enteresan bir lease modeli var. Lease verdiği arabalarda satın alma hakkını vermiyor karşı tarafa. Bu arabalarda leaseden geri dönüyorlar. Bu çerçevede de Tesla'nın elinde yine bu filo için kullanabileceği ve iki kişiden fazla yolcu olan durumlarda hizmete gidecek bu tip araçları da bulunuyor. Yani bu durumda Tesla'nın bu taksi otonom filosu kendisi işlettiğini varsayıyoruz burada. İki kişilik araçlardan bir de Tesla Model 3 gibi veya leasingden gelen diğer Tesla Tesla modellerinden oluşan geniş bir filo olabilir ve her türlü yolculuk ihtiyacını karşılayabilirler. Okey, şimdi Tesla'nın robot taksi neye benziyor onu da gördük. Bunu bir parasal modele oturtmaya çalışalım. Uber'in modelinde 37 milyar 651 milyon dolar toplamdaki Ciro'nun kendisi sadece 10 milyar 131 kalıyordu. Çünkü şoförler, sürücüler diyorlar ki ya arkadaş hem ben bundan para kazanacağım, mesai param hem de aracımın giderleri yakıt enerjisini karşılayacağım. Ben %73'ünü alırım bu paranın %20'si sana kalır Uber. Tesla'nın modelinde şoför yok. Gerisi var ama. Araç var, yakıt var, amortisman var, bakım var, enerji var. Hepsi dahiller. Bu durumda acaba Tesla'nın maliyeti ne kadar azalır? Maalesef elimizde tam bir veri yok bu konuda. O o yüzden biraz speküle edeceğiz. Ve ilk spekülasyonda da mümkün olduğu muhafazakar davranmaya çalışacağım. Ve diyorum ki Tesla'nın modelinde şoför işin içinden çıktığı zaman sadece araç giderleri geriye kalacaktır. Ve bu toplam yolculuğundan paranın en fazla %50'si tüketecektir. Yani araç artı sürücünün maliyeti %73 iken sadece sürücü olunca bu maliyet %50'ye inecek. Ki izlediğim analistler bu sayının daha da asla sert olabileceğini söylüyorlar. Çünkü sürücü araç kombinasyonunda esas maliyetin sürücüler olduğunu iddia ediyorlar. Fakat pesci bir biraz alçak günü davranalım. Böyle bir durumda Tesla'ya kalacak pay %50 ve 18 milyar 825 milyon dolar olacaktır. Eğer aşağı yukarı Uber'le aynı performans hisse bile Tesla'nın brüt karı 6 milyar 24 milyon dolara gelecektir. Bakın %32'ye %32, %32 brüt kar var ikisinde de. Fakat Tesla'nın payı daha fazla olduğu için doğrudan doğruya lütkar 2'ye katlanıyor. Şimdi tabii bu sayılarla istediğiniz gibi oynamak mümkün. Atmak, kesmek bize kalmış. Diyebiliriz ki burada bence şoför işin içinden çıkınca araca gidecek pay toplam yolcudan alınan rakamın sadece %40'ına gelecektir. Bu durumda Tesla'ya %60'ı kalacaktır. Bu da büyük karı aynı %32 oranı korusa bile 7 milyar 228'e kadar çıkarabilir. Bu sayıları atıp kesmek size kaldı. Fakat ben muhafazakar gitmeyi tercih ediyorum ve burayı %50 tutacağız. Bu durumda Tesla'nın büyük karı Uber'in büyük karından aynı hacimde aynı büyüklükte gibi işte iki kat daha fazla hale geliyor. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü Tesla'nın araç giderlerini Uber'den daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Neden? Bir kere araçların maliyetleri daha düşük olacak. Uber şoförleri gidip piyasadan araç satın almak zorundayken Tesla kendi maliyetlerinden araçları filoya koyacak ve üstelik de bu iki kişilik arabaların muhtemelen maliyetleri epey düşük olacaklar. Bir kere böyle baktığımızda bunda 4 yılda amorti ediyorsanız buradaki giderlerin epey azalacağını düşünüyorum. İkincisi yakıt daha tasarruflu olacak. Evet Uber'de de elektrikli arabalar var bir miktar ama çoğu hala fosil yakıtlı arabalar elektrik arabaların enerji tüketimleri fosil yakıtlardan daha verimli. Üstelik pek çok yerde şarj daha ucuz benzin almaktansa. O yüzden enerji maliyeti de daha ucuz olacak bu arabaların. Üstelik özellikle iki kişilik arabalarda araba küçük olduğu için batarya küçük elektrik tüketimi de az olacaktır. Uber'e göre burada da avantajlı olacağını düşünüyorum. Üçüncüsü muhtemelen sigorta ve kaskolarda da Tesla daha olacaktır. Neden? Çünkü otonom suçlu araçlar arasında kaza yapma oranları daha düşük biliyorsunuz. Üstelik de bu araçlarda her yerlerinde kamera olduğunda, kaza olduğunda kazanın kimi suçu olduğu daha kolay tespit edilebiliyor. Ve Tesla'lar çalınmıyorlar. Niye? Çünkü bu arabaların güvenlik sistemleri çok daha güçlü. Tesla genel merkezinden arabanın nerede olduğunu hemen bulabiliyorsunuz. Bütün bunlar Amerika'da şu anda çok önemli bir konu olan araç sigortası maliyetinde geriye doğru indirecek diye inanıyorum. Bir diğer önemli mesele Tesla Amerika'da kendi hızlı şarj sistemine sahip. Bu arabalardan gelecek verilerle en doğru yerlerde yeni şarj ekosistemleri yaratacağını düşünüyorum. Bu da arabaların gün içerisinde trafikte kalma süresini uzatacaktır. Yani belki aynı sayıda Tesla otonom aracı aynı sayıda şoförlü Uber aracından daha fazla ciro da yapabilir. Çünkü gün içerisinde trafikte daha fazla kalacaklar. Unutmayın bu araçlar yorulmuyor. Şarj olmaları gerekiyor sadece. Bir de temel bakıma temizliğe ihtiyaçları var. Belki de bir Uber aracı yolda 8 saat kalabiliyorken Tesla'lar 16 saat kalacaklar. Bir diğer önemli konu da elektriğin maliyeti de Tesla düşürebilir. Çünkü Tesla aynı zamanda solar sistemlere sahip ve büyük bataryalara sahip. Bu araçların merkezi istasyonlarda toplayabilir. Bu bölgelerde kendi solar enerji çiftliklerini kurar. Oradan topladığı enerjiyi bataryalarda biriktirip Tesla araçlarına zamanı gece yükleyebilir. Bu sayede enerji maliyetleri daha da aşağı gidebilir. Bakım masrafları çok çok daha az. Ben fosil yakıtlı araba da kullandım. Elektrikli arabada kullandım. Fosil yakıtlı arabalarda çok daha fazla parça var biliyorsunuz. O yüzden bakım giderleri çok daha yüksek. Tesla'nın bakım gideri Epey düşük kıyasladığınızda işte bunlarda yağ değişme, fitte değişme, içten yanmıyor motor hareketi parça sayısı az olduğundan arıza yapacak parça sayısı azalıyor. Bir de Tesla çok elektronik bir araba olduğundan, veri topladığından, bütün bunları sürekli olarak optimize de ettiğinden Tesla'nın özellikle bu tip iki kişilik arabalarda oldukça düşük bakım giderleriyle bu işi çözebileceğini düşünüyorum. Pek çok probleminde uzaktan yazılım güncellemeleriyle çözebileceğini düşünüyorum. Bir de tabii bir takım ekstra ciro kaynakları da olabilir. Mesela bu araçlar gün içerisinde enerji toplayıp gün sonunda şebekeye satabilirler. Ne demek istediğimi şöyle bir grafikle göstereyim. Böyle ördeğe benziyor. Enerji en yoğun nerede tüketiliyor? Bir sabah 6'da tüketiliyor. İşte insanlar kalkıyorlar, kahvaltılar hazırlanıyor. Evden hazırlıklar başlıyor sokağa çıkmak için. Bir de akşam saatlerinde saat 6 ile 9 arası çok enerji tüketim var. Çünkü insanlar o saatte de eve varıyorlar. Muhtemelen Tesla'ların en yoğun olacağı saatler bunlar değil. Yani Tesla'lar sabah 7 ile akşam 5 arası daha yoğun çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Bu da Tesla'ya şöyle bir fırsat sunuyor olabilir. Tesla'lar günün enerjinin ucuz olduğu saatlerde arabalarını doldur. Çünkü şu saatlerde yoğunluk bir hali düşük olacaktır. Öğlen 12'de mesela sabahları daha fazla yoğun kullanıyor araçlar. Akşam kendi işleri azaldı gelip şebekeye etik geri satabilirler. Amerika'da bu şu anda var model olarak. Mesela etikle okul otobüsleri çok yoğun kullanılıyor. Geçenlerde enteresan bir deney gösterdiler. Etik otobüsler bir sabah saatleri bir de akşam saatlerinde işte öğrenci çekiyorlar. Günün geri kalan saatinde boşlar. O saatte topladıkları enerjiyi akşam şebekeye geri veriyorlar. Böylece oradan para kazanıyorlar. Hatta araç başına 10-15 bin dolarlık yıllık gelir elde edebileceği ortaya konuyor. Bu neden çok önemli? Çünkü kendi ait bir filo varsa bunu çok optimum kullanmak istersiniz. Ama trafiğin yoğun olduğu veya insanların taksiye ihtiyacı olan yoğun saatler belli. Geri kalan saatlerde arabalar boş yatacak. İşte o boş yatma saatlerinde böyle kendi yeni gelir kaynakları lazım. Bu bir tanesi olabilir. İkinci bir önemli gelir kaynağı da bu test araçlarda çok ciddi bilgisayarlar var aslında birkaç var içinde belki bunları ki Musk'ın baskında böyle bir fikri var bulut üzerinden kullanıma sunabilirler. Unutmayın yeni dünyadaki en önemli konulardan bir tanesi işlem gücü. Bu araçlarda çok ciddi işlem gücüne sahip çipler bulunuyor. Bunları bulut üzerinden hizmet olarak dışa satabilirler. Tabii bunlar biraz daha işin uçuk yönleri ama bu da gayet mümkün. Yani lafı biraz uzatmış olabilirim ama temelde söylemeye çalıştığım şey Uber'den çok daha avantajlı olabilir Tesla'nın maliyetleri. Nerede? Zaten şoför resimden çıktı. Ona hesaba kattık ki onu da çok muhafazakar şekilde kattık. Üzerine bile araçtan, yakıttan, amortismandan, bakımdan ve enerji giderlerinden de ciddi bir tasarruf gelebilir. Bu durumda ne olur acaba? Yine bir hesap yapalım. Bence rahatlıkla Tesla'nın buradaki maliyeti Uber'in yarısı seviyelerine inebilir diye düşünüyorum. Uber'de maliyet %73'tü. Biz Tesla'da bunu bunu %36'ya indirelim. Yani işin içerisinden şoförü çıkarttık. Aracın bütün bu tasarruf giderlerini ortaya koyduk. Bu durumda Tesla 37 milyar dolarlık bir rakamdan 24 milyar dolar civarına pay alır. Brüt karı da 7 milyar 710'a gelir. Yani Uber'i ikiye katlar gibi gözüküyor. Ciro artabilir mi? O da ayrı bir mesele. Çünkü tahminime göre Tesla araçları çok ekonomik olacaklar. Yani burada biraz kar marjlar biraz tavizlenebilirler belki ama bu ucuzluk sayesinde de şu anda Uber kullanmayan geliş bir kitle de Uber'i kullanmaya başlayacak diye inanıyorum. Ama o kadar kafamızı karıştırmayalım. Şu anda birebir geçen çeyrek Uber'in yaptığı kadar sefer yapmış olsaydı, Uber'in ulaştığı pazarlara ulaşmış olsaydı, Uber verimliğinde iş yapsaydı, kabaca Tesla'nın araç yakıt amortisman bakım ve enerji tarafındaki tasarrufları sırf ek gelirleri düşünmeden Tesla'nın Uber'e göre iki kat daha fazla bir kar yaratmasını mümkün kılabilirdi. Tabi Tesla araçları kendisi mi işletecek, başkana satacak mı, Uber'le eşbirliğim yapacak bütün bunları bilmiyoruz fakat şunu biliyorum. Bu sayılar henüz Tesla'nın değerlerine yansımamış durumda. Hatırlayın Tesla kabaca 550 milyar dolar. Uber ise 135 milyar dolarlık bir şirket. Eğer Tesla bu işleri başarabilirse Uber'inki gibi bir işte bütkarda iki katı daha fazla performans çizen bir şirkete dönüşecek demektir. E, Uber 135 milyar dolar ettiğine göre bunun iki katı kabaca 260-270 milyar dolarlık ek bir değer Tesla'ya eklenir. Ki ben bunu çok alçak gönüllü bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Tabi hemen gelişmeyecek bu hemen gerçekleşmeyecek. Zaman alacak Tesla'nın yayılması, kanunlar, regülasyonlar bir uzun bir süreç bu. Fakat en sonunda buraya varacağız ve belki de mesela Uber'in şu anda bulunmadığı Çin gibi dev pazarlarda bu iş başlayacak. Çünkü biliyorsunuz Tesla'nın Çin ilişkileri çok çok iyi ve karşımıza yepyeni modeller çıkacak. İşte bundan dolayı ben Tesla'yı bir otomobil firması gibi değerlendirmeme taraftarıyım. Çünkü Tesla'nın önünde var olan gelecek senaryolarından bir tanesi böyle iddialı bir senaryo ve Tesla bunu bir gün başardığında herhalde en azından bir Uber kadar değeri buraya eklemeli. Kaldı ki Tesla bu araçları satabilir. Bu filo işletmelerine başkanına verebilir. Yepyeni modeller keşfedebilir. Ama benim kaba hesabım bu. Bilmiyorum ikizi çektiğimiz zaman zaman böyle biraz kafa yormak gerekiyor. Robotaksi 8 Ağustos'ta açıklanacak. Heyecanla o günü bekliyorum. O gün sayılar gelince bunları biraz daha yerine oturtacağız ve yeni bir karşılaştırma yapacağız.